Değerli katılımcılar, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, öncelikle hepinize içten duygularımla sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tabii bu tür konuş toplantılarda son konuşmacı olmak dezavantajlıdır. Çünkü sizden önceki konuşmacılar konuları tüketmiştir, size fazla bir şey kalmamıştır. İkincisi ve daha önemlisi de dinleyiciler yorulmuştur. Yaklaşık iki saattir. 2 saattir açılış kısmında konuşmalar yapılıyor. Ben sabrınızı çok fazla zorlamak istemiyorum ve 12 olmadan da bitirmeye çalışacağım. Bize ayrılan süre 15 dakika. Bu süreyi aşmamak için azami bir titizlik göstermeye çalışacağım. <laughs> Tabii böylesine önemli bir konuda yapılan toplantıda süreyi aşmamak da gerçekten çok zor. Toplantının başlığına baktığınızda üç kavram, üç kelime hemen karşınıza çıkıyor. Yargı, reform ve strateji. Bu üç kelimenin bir araya geldiği bir konuda yapılan toplantı hakikaten son derece önemli bir toplantıdır. Ve hatırlayabildiğim kadarıyla, bilebildiğim kadarıyla bu kadar geniş bir katılımla yapılan ilk toplantı bu. Bu nedenle de Sayın Adalet Bakanımızı tebrik ediyorum, ekibini tebrik ediyorum ve kendilerine bu fırsatı bize verdiklerinden dolayı da, bu nazik davetlerinden dolayı da teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılar, bu reform kelimesi üzerinde biraz durmak istiyorum. Reform kelimesi bildiğiniz gibi bize yabancı dillerden girme, yeniden şekil verme, düzeltme formu eski haline getirme anlamına geliyor. Eskiden ıslahat diyorduk biz buna ama şimdi şimdilerde reform kelimesi daha çok kullanılıyor. Eğer bir bozulma varsa reformla onu düzeltiyoruz veya bir eksiklik varsa reformla onu tamamlamaya çalışıyoruz. Fakat bir düzeltmeden bahsedebilmek için öncelikle formun ne olduğunu tespit etmemiz lazım. Neye göre neyi düzelteceğiz? Dolayısıyla ben bu konuşmada yargı reformunun alt başlıkları hakkında konuşmayı düşünmüyorum. Bunlar dile getirildi ve önümüzdeki saatlerde de detaylı bir şekilde değerlendirilecek, tartışılacak. Ama daha çok yargı reformunun yönü üzerinde durmak istiyorum. Başka bir ifadeyle nasıl bir form nasıl ideal bir yargı düzenine sahip olmalıyız sorusuna cevap aramaya çalışacağım. Eğer yapılacak olan reform yargı alanındaysa formun ya da ideal yargının biri bireye, diğeri de devlete bakan iki yönünden bahsedebiliriz. İlk olarak yargı, adalet dağıtma hizmetini en iyi şekilde sağlayacak, ve bu yolla bireylerin temel hak ve hürriyetlerinin güvencesi olması gereken bir kurumdur. İkinci olarak ise yargı, başta anayasa olmak üzere hukuk kurallarıyla çizilen iktidar haritasını koruma ve bu yolla demokratik hukuk devletinin en önemli güvencesi olma işlevine sahiptir. Yargı reformunun araçları zamana ve zemine göre değişebilir. Ama yargı reformunun yönü bu belirttiğimiz iki temel işlevin etkili bir şekilde sağlanması olmalıdır. Başka bir ifadeyle yargı reformu etkili, verimli, iyi işleyen bir yargı sisteminin kurulmasına yönelik olmalıdır. Bu iki işlev bir yandan yargı aktörlerinin belli kişisel ve mesleki niteliklere sahip olmasını Diğer yandan da kişisel ve kurumsal düzeyde bağımsızlık ve tarafsızlığı gerektirmektedir. Hepimizin çok iyi bildiği gibi anayasada yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır hükmü vardır. Dolayısıyla yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı bir hukuk devleti için olmazsa olmaz bir şarttır. Değerli katılımcılar İyi işleyen bir yargının sahip olması gereken bu nitelikleri başka ifadeyle yargının formunu 3A olarak da formüle edebiliriz. Daha önce bir konuşmamda ifade ettiğim gibi iyi bir yargı düzeninin, iyi işleyen bir yargı düzeninin, dahası erdemli bir toplumun 3 temel değere dayanması gerekir. 3A'ya dayanması gerekir. Bunlardan birincisi akıl, ikincisi ahlak. Üçüncüsü de adalettir. Bunlar özellikle akıl ve ahlak bireyi niteleyen değerdir, değerlerdir. Adalet ise daha çok toplumu ve devleti niteleyen bir değerdir. Akıl hepimizin bildiği gibi en genel anlamda doğruyu yanlıştan ayırt edebilme gücüdür. İnsanı eşyanın bilgisine sahip kılan akıl hür olmayı gerektirir. Tam da bu nedenle Kant aydınlanmanın sloganını, mottosunu aklını kullanmaya cesaret et şeklinde formül eder. Zira aklını kullanamayanlar başkalarının aklının esiri ve aracı olurlar. Bunun adına da vesayet denmektedir. Vesayetçilik de yine Kant'ın ifadesiyle tasavvur edilebilen en büyük despotizmdir. Bu bağlamda bilhassa yargısal akıl, hür ve bağımsız vicdanları zorunlu kılar. Vesayet altında bir yargının ve uzaktan kumandalı yargı mensuplarının nasıl ölümcül sonuçlara yol açtığını hep birlikte yaşayarak gördük. Akıl yaşananlardan ders çıkarmayı, feraset de aynı delikten ikinci kez ısırılmamayı gerektirir. Diğer yandan 3A'nın ikinci prensibi olan ahlak da içe ve dışarı dönük olarak sorumluluğu yine son kertede özgürlüğü gerektirir. Hür olmayanın sorumluluğu da olmaz. Tam da bu nedenle rahmetli Aliye İzzet Begoviç ahlakilik özgürlükten ayrılamaz. Ancak hür fiil ahlaki fiildir demiştir. Ahlak toplumsal düzeyde ötekine karşı sorumluluğu da beraberinde getirmektedir. Dostoyevski meşhur romanı Karamazov Kardeşler'de şöyle der: Her birimiz herkesten ve her şeyden dolayı herkese karşı sorumluyuz. Son olarak adalet yer ve göğün üzerine bina edildiği tüm dinlerin ve ideolojilerin ortak değeridir. Burada adalete olan ihtiyaçtan ziyade adaletin neyi gerektirdiğini konuşmak durumundayız. Adalet en basitinden bize benzemeyene, bizim gibi olmayana da dinine, diline ve ırkına bakmadan hak ettiklerini vermeyi gerektirir. Adalet hak sahibine kimliğini sormaz, onu ötekileştirmez. Ancak adalet her fırsatta söylediğimiz gibi bir söylem değil, eylem meselesidir. Dahası adaletin sağlanması da yetmez. Adaletin sağlandığının görülmesi ve gösterilmesi gerekir. Zira ancak bu yolla toplumun adalete, adalet kurumlarına, devlete olan güvenini sağlayabiliriz ve pekiştirebiliriz. Değerli katılımcılar, hiç kuşkusuz adaletin günümüzdeki en önemli yansıması onun ete kemiğe bürünmüş şekli temel hak ve hürriyetlerdir. Temel hak ve hürriyetlerin tam manasıyla korunması bir ülkenin hukuk devleti olup olmadığının da göstergesidir. Bu anlamda son 10 yılda Türkiye'de yargı alanında yapılan bence en önemli reform bireysel başvuru hakkının tanınmasıdır. 23 Eylül 2012 tarihinden itibaren Anayasa Mahkememiz bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiği iddiasıyla yaptıkları bireysel başvuruları incelemekte ve karara bağlamaktadır. Bu bireysel başvuru Türk hukuk sistemi bakımından gerçekten büyük bir kazanımdır. Zira bu kurumla birlikte artık hak ihlali iddiaları ülke sınırları içerisinde ülkenin Anayasa Mahkemesi tarafından ele alınabilmekte ve karara bağlanabilmektedir. Bu anlamda baktığınızda temel hakların korunması konusunda bireysel başvuru çok ciddi bir katkı yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir. Bireysel başvuru Anayasa Mahkemesi'nin sadece bireylerin günlük hayatına dokunan bir kurum haline gelmesini sağlamamıştır. Bireysel başvuru aynı zamanda bu mahkemenin Diğer mahkemelerle olan ilişkisini de aslında yeni bir boyuta taşınmıştır. Ve bu da bir kazanımdır. Zira Anayasa Mahkemesi bu yolla mahkemelerin işleyişi noktasında ortaya çıkan ve çıkabilecek sorunları daha iyi gözlemleme fırsatı yakalamıştır. Ben bu vesileyle 6 yılı aşan bireysel başvuru, başvuru tecrübemizden hareketle yargıda Bizim karşılaştığımız temel iki sorundan bahsetmek istiyorum. Bunların önemli olduğunu düşünüyorum çünkü bu tespitler ışığında yargı reformu stratejisinin belirlenmesi söz konusu olacaktır. Bu temel sorunlardan birincisi benden önceki konuşmacılar tarafından da ifade edildiği gibi gittikçe artan iş yükü ve bununla bağlantılı olarak uzun yargılamalar. Gerçekten Biraz önce rakamlar, milyonlar ifade edildiği için ben Anayasa Mahkemesi önündeki bireysel başvuru sayısını söylemekten çekiniyorum. Ama yine de karşılaştırmalı olarak baktığımızda mesela bir Alman Anayasa Mahkemesi, İspanya Anayasa Mahkemesi önündeki bireysel başvurulara baktığımızda bizim önümüzde gerçekten mücadele edilmesi zor bir iş yükü olduğunu ifade etmek isterim. Şu ana kadar 6 yıllık süre içerisinde 208 binin üzerinde bireysel başvuru geldi bu mahkemeye. Bunlardan 167 binini sonuçlandırdık biz. Ve şu anda 40 bin civarında başvuru derdest durumda. Alman Anayasa Mahkemesi yılda 5-6 bin başvuru alıyor. İspanya Anayasa Mahkemesi de öyle. Dolayısıyla bizim başvuru sayıları bakımından kendimizi karşılaştırabileceğimiz mahkeme Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Ama o 47 ülkeden başvuru alıyor. 50 bin civarında derdest başvuru olduğunu düşündüğümüzde kısa bir süre önce bizim önümüzdeki iş yükünün ne kadar ağır olduğunu rahatlıkla anlayabiliriz. Avukatlar için de bir istatistiki bilgiyi paylaşmak istiyorum. Başvurular biliyorsunuz avukatlı veya doğrudan yapılabiliyor. Avukat aracılığıyla yapılabiliyor veya doğrudan yapılabiliyor. Muhtemelen avukat arkadaşlar merak ediyordur oranı. Avukat aracılığıyla yapılan başvuruların oranı yüzde 51 civarında, doğrudan bireyler tarafından yapılan başvurular ise yüzde 48 civarında. Yani aşağı yukarı, aşağı e, e, genel bir ifadeyle e, ifade etmek gerekirse yarı yarıya e, bir avukat temsili, avukatla temsil söz konusu. 40 bin rakamı değerli katılımcılar aynı zamanda Anayasa Mahkemesi'nin yılda son iki yılda ortalama aldığı bireysel başvuru sayısını da ifade ediyor. Ve buradan şuraya geçmek istiyorum. Bu iş yükü, mahkemelerin ağır iş yükü, aynı zamanda yargılamaların çok uzun süre devam etmesini ve makul sürede yargılanma hakkının ihlalini beraberinde getiriyor. Ve bizim ihlal istatistiklerimize baktığımızda da bunu rahatlıkla görüyoruz. Şu ana kadarki ihlal kararlarının yüzde yetmiş beşinden fazlası adil yargılanma hakkına ilişkin ve bu adil yargılanma hakkı ihlallerinin de kendi içinde yüzde seksenden fazlası makul sürede yargılanma hakkı ihlallerine ilişkin. Dolayısıyla toplamda uzun yargılama ihlalleri toplam ihlallerin yüzde altmış birinden fazla yüzde altmış iki civarında. Bu gerçekten çok yüksek bir rakam. Fakat şunu da hemen paylaşmak istiyorum. 2018 yılında uzun yargılamalardan dolayı verdiğimiz ihlal sayısı yüzde 25 civarında tüm ihlaller karşısında. Bunun en önemli sebebi de bildiğiniz gibi kısa bir süre önce yapılan bir kanun değişikliği. Bu değişiklikle birlikte uzun yargılama şikayetleri bizde başvuru yollarının tüketilmemesiyle sonuçlandı ve bu kapsamda 7 bin civarında başvuruyu biz kabul edilemezlikle sonuçlandırdık. Bu kişiler 3 ay içerisinde Adalet Bakanlığı bünyesinde oluşturulan tazminat komisyonuna başvurabilecekler ve bu yeni başvuru yolunu tüketmeleri gerekecek. Evet son olarak İkinci temel sorundan da kısaca bahsedip konuşmamı tamamlamak istiyorum. Bu daha çok birincisi sayılarla ilgili bir sorundu. Bir anlamda nicelik sorunuydu. İkinci sorun bence çok daha önemli. Bu nitelik sorunu. Sayın Adalet Bakanımız da bahsetti. Bizlerin mahkemelerin en önemli ürünleri kararlar. Kararlarımızla biz konuşuyoruz ve kararlarımızla biz hukuki argümanlarımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz. Şimdi burada ben iki temel mesele görüyorum. Birincisi Anayasa Mahkemesi kararları da dahil olmak üzere mahkeme kararlarımız dil ve anlatım bakımından maalesef istenen düzeyde değildir. Kararlarımız çok uzun cümlelerden oluşuyor. Bazen birkaç sayfa uzunluğunda olan cümlenin ortasına geldiğinizde başını, sonuna geldiğinizde ise hem ortasını hem başını unutuyorsunuz. Bu gerçekten anlamayı çok güçleştiriyor. Ve ben mahkemedeki raportör arkadaşlarla bir araya geldiğimde şunu söylüyorum onlara. Diyorum ki yabancı dile çeviremeyeceğiniz bir cümleyi kurmayın ve yazmayın. Kurduğunuz cümleyi yabancı dile nasıl çevireceğinizi bir düşünün. Eğer çevrilebilir bir cümle kurduğunuzu düşünüyorsanız sorun yok. Ama bir buçuk sayfalık bir cümleyi, tek bir noktanın kullanıldığı bir cümleyi nasıl çevireceğinizi düşünün ve ona göre karar verin diyorum. Ve kısa cümlelerle herkesin anlayabileceği bir dil kullanın. Tavsiyelerim. Kararlarımız sadece eczacıların okuyup anlayabildiği doktor reçeteleri gibi olmasın. Mahkeme kararları elbette teknik terimler içerecektir. Ancak bu durum onların herkes tarafından anlaşılabilir şekilde yazılmasına da engel değildir. Dil ve anlatım dışında kararların önemli bir kısmında gerekçelerin çok iyi ifade edilmediğini, argümanların sağlam olmadığını, en önemlisi de sonuca etkili bir iddianın gerekçede karşılanmadığını görüyoruz. Nitekim makul sürede yargılanma hakkı dışarı bırakıldığında adil yargılanma hakkına ilişkin ihlallerin neredeyse dörtte biri gerekçeli karar hakkının ihlaline dairdir. Değerli katılımcılar, bu ve benzeri tespitlerin hiçbir mesleki ya da kurumsal taasup içine girilmeden açık yüreklilikle ve öz eleştiri anlayışıyla yapılması gerekir. Bu toplantının amacı da sanırım önce deforme olanı tespit etmek, ardından reforme etmenin yollarını aramak olsa gerek. Son olarak belirtmek gerekir ki yargının tüm sorunlarını bugünden yarına çözmek kolay değildir. Bu sorunların tamamını bir dokunuşta çözecek sihirli bir değnek de elimizde mevcut değildir. O yüzden <laughs> Yargı reformu süreklilik arz eden sabırlı, kararlı ve katılımcı bir çalışma sürecini gerekli kılmaktadır. Bu düşüncelerle toplantının başarılı ve verimli geçmesini temenni ediyorum. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyor. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum.